da pazar pahalı. Meyve türü komisyonda pahalı. Ama burada komisyondan düşük. Müşteri pahalı diyor. Ama müşterinin komisyona gittiği yok. Komisyoncular kazanıyor, pazarcılar kazanmıyor. Yani komisyoncular her yönde kazanıyor. Bizde bir şey yok. Akşamdan komisyoncunun parasını toplayabilirsek topluyor, toplayamazsak borçlanıyoruz. Müthiş tutuğumuz ne? Süt yoğurt, süt yoğurt. Kepeği alıyoruz şu fiyete. Süt yemini alıyoruz bu fiyete. Saman olmuş 1 milyon nasıl yetiştireceğiz? Söyle. Gübre kaç para? Mazot kaç para olmuş? Ceylan faturalarını kaça çıkarttılar? Ödeme vallahi ödeyemiyorum. Ödeyemiyor. Gelsin kessin. Daha bir şey diyecek durumum yok. 3 tane çocuğa bakıyorum. 3 yetimim var. Yemin olsun evde yemek yiyemiyor. Ceylan faturası ödeyeceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Su faturası. Yazık günah bize ya. Ya önümüzdeki babamız bize doğru insanlık yapsın ya da çıksın. İşin gerçek tarafı çiftçiliği bitirmeye çalışıyor. Fiyatlar gübre, mazot, ilaç, yani olmaz böyle bir şey. Aldı başını yiyor. Yani sene başında bir gübrenin, bir çuval gübrenin fiyatı 130 iken şu anda 200 lira. Yani gel de yap. Ya yasana burayı. Veya tamam ben de alayım. Mesela ben de şehirde oturuyorum. Tamam çiftçiyim ama bunu ben yapmıyorum. Tamam bunu alacağım değil mi ben? Alacağım 5 lira da olsa alacağım. 3 lira da olsa alacağım. Ama masraf, yani masraf ne kadar aşağı düşerse bunun fiyatı da o kadar düşer. Yani iyi kötü siz de alışveriş yaparsın. 3-4 kişilik aileyi düşünün. Bir de askeri ücretle çalıştığını düşünün. Kira, su, elektrik vesaire para, pazar yani almış başını gidiyor. İşin açıkçası. Ha çok para mı? Değil aslında. Adam buna 3 lira diyor da ilk lokantalara bir bak. Yiyor bunu. Oraya çok demiyor ya. Pazara niye çok diyor? Yani biz 3 kuruş kazanacağız diye. Ya bir de bu hava şartları da var. Ya yazın mesela bu geçen seneki hava şartlarına bu seneki hava şartları çok başka. Kişi istediği tonajı almıyor. Habire ilaç atıyor. Niye? Ürün 5 kuruş daha fazla para kazanayım diye.